Aldatılan kişiler de tıpkı aldatanlarda olduğu gibi çeşit çeşit herkese göre farklı bir tepki ortaya çıkıyor. Kuşkusuz bireysel sebepler var aslında ama insanlar, aldatan kişiler ilişkinin kendisiyle ilgili bir takım sorunlardan bahsetme eğiliminde de olurlar. Yani ben istedim ve aldattım demezler genellikle. İlişkiyle ilgili sorunların çözümü ise aldatma tabii ki değildir. Aldatma eylemsel bir şeydir ve bir takım ilişkiyle ilgili de ciddi sonuçlar doğurur. Yaralayıcı bir şeydir. Kimi zaman işte aldatılan kişi için travmatiktir. Aldatan kişi için de travmatik bir şey olabilir. Birçok farklı dediğim gibi psikolojik sebepleri vardır. Aldatma deyince akla genellikle cinsel yönden aldatma ile ilgili şeyler geliyor. Aldatma tabii ki de farklı farklı konularda aslında var. Duygusal kısmı var. Yani bir ötekiyle duygusal bir ilişki kurma da aldatma sayılabilir. Bu birazcık ilişkinin de aslında formuyla, ilişkinin çerçevesiyle de ilgili olabiliyor. Bireylerin bu noktada algısıyla alakalı olabiliyor. Kimi çiftler için cinsel olarak aldatmak aldatma sayılırken başkalarıyla flört etmek çok da aldatma olarak algılanmayabiliyor. Aldatılan kişiler de tıpkı aldatanlarda olduğu gibi çeşit çeşit herkese göre farklı bir tepki ortaya çıkıyor. Farklı bir psikolojik sonuç ortaya çıkıyor. İnsanlarda tabii genel olarak böyle bir değersizlik hissi, kızgınlık, sorgulamalar, ilişkiyi sorgulama, kendini sorgulama fazlasıyla olma eğiliminde oluyor. Kızgınlık çok fazla olabiliyor. Ama suçluluk da olabiliyor. İnsanlar kendilerine dönebiliyorlar. Ben ne yaptım? Ne eksiklik yaptım? Bende ne eksiklik var gibi. Ama kuşkusuz şu da bir gerçek ki aldatan kişiyle ilgili bir şey. Bu kişinin, aldatılan kişinin değeriyle ilgili bir şey değil aslında. Aldatılan kişilerin psikolojisi de tabii ki ilişkinin durumuna göre, nasıl bir ilişki olduğuna göre, aldatmanın biçimine göre, kişinin bunu nasıl algıladığına göre farklılık gösterecektir. Eğer hani çevresel desteklerle, kişinin kendi içsel kaynaklarıyla, karşı tarafın çabalarıyla varsa eğer tabii, ilişkinin kendi içinde yani kişi eğer toparlayamıyorsa, daha böyle depresif süreçlere doğru kişi yol alıyorsa, çok travmatik olarak bunu yaşıyorsa eğer bir uzmandan yardım alması önemlidir. Bireysel bir destek de olabilir bu. Eğer hani çift ikisinin ilişkileri üzerine bir çabaları sağlamak istiyorlarsa, bir çabalamak istiyorlarsa bir çift terapiste de olur bu. Çift terapisi kuşkusuz hani zaten hani tek bir yöne doğru ya da beraberliğe doğru götürmeyi hedefleyen bir şey değildir. Çift için ve ilişki için ne yöne doğru gidecekse o yöne doğru bir hizmet verir çift terapisi aslında. Bu yüzden de profesyonel destek bir noktada gerekli olabiliyor. Özellikle de bazı insanlar, bazı kişiler çok daha travmatik yaşayabiliyorlar. Yani geçmiş dönemleri, ilişkilerini gözden geçiriyorlar. Kendi hatalarını, kusur arama şeyine giriyorlar. Çok öfkeli yaşayabiliyorlar. Çok kendilerini çaresiz, değersiz, boşlukta, her şey dağılmış, bütün dünya yıkılmış gibi hissedebiliyorlar. Hani her şey böyle zemin oynamış gibi hissedebiliyorlar aslında. Bu süreçlerde yalnız baş etmek epey zorlu oluyor aslında. O yüzden de profesyonel destek aramada fayda olacağını düşünüyorum. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.